Değerli hastalar, merhabalar. Bugün solunum hastalıklarında son derece önemli, ilaçlar kadar önemli olan solunum egzersizlerinden bahsedeceğim. Solunum egzersizlerinde aletli solunum egzersizleri üzerinde duracağım. Aletsiz olanlar zaten her türlü yapabiliriz. Aletliler, aletli solunum egzersizleri astım bronşiale'de değil de daha çok KOAH'ta, amfizemde, bronşektazide ve son COVID salgınının akciğerde yaptığı hasardan sonra meydana gelen akciğer sertleşmesinde ve interstisyel fibrozis dediğimiz diğer hastalıklara bağlı olan akciğer sertleşmelerinde çok daha etkili olduğunu biliyoruz. Şimdi solunum nasıl oluyor onu bir anlatmaya gayret edeyim. Solunum tamamen pasif bir olay. Yani pasif bir olay dediğimiz akciğerin solunum kasları, göğüs duvarımızın solunum kasları ve diyafragma çalışarak akciğerimizin göğüs duvarımızı genişleterek akciğerimize pasif olarak hava dolmasını sağlıyor. Şimdi çok basit bir şey olarak anlatmak aklıma şu geldi. Şöyle bir enjektör düşünün. Bu enjektör uç kısmı hava giriyor gördüğünüz gibi aşağıya doğru çektiğimizde. Diyafram dediğimiz kas akciğerimizin altını böyle çekerek enjektörün içine hava dolması gibi akciğerin içine hava doldurur. Bu birinci akciğerlerimizdeki hava dolmasını sağlayan mekanizmadır. Şekilde de gördüğünüz gibi bir de ikinci olarak göstermek istediğim şu var. Akciğerin kaburgalar arası kasları var. Bu kasların dışta olanı nefes alma esnasında kasılarak bu enjektörden yine örnek vereyim. Enjektörün büyümesi gibi genişleterek yine bunun içine hava dolmasını sağlar. Yani akciğerimize iki türlü hava dolar. Bir kaburga arası kaslarımızın kasılarak göğüs duvarımızı genişletmesi ve ikinci olarak da akciğerimizin altında olan diyaframın aşağıya doğru inerek içeriye hava doldurması. Şimdi bu olay kasılmasıyla oluyor. Yani hem göğüs duvarındaki interkostal yani kaburga arası kaslar hem de diyafragma kasılmasıyla oluyor. Ve kasılma gevşemeye dönüştüğü an nefes vermeye başlıyoruz. Yani akciğerimizdeki hava gitgide azalıyor. Bu belirli bir düzende her nefes alıp vermede akciğere hava girip çıkar gibi ki bu hava alıp verme normalde erişkinde 8 dakikada 8 keredir. Solunum hastalıklarında daha sık nefes almaya başlarız vücuda oksijen yetmediği için. Kısaca akciğerlerimiz bu enjektörde gördüğümüz gibi mekanizmayla solunum sistemimize hava girer dolar. Şimdi burada solunum hastalıklarında iki türlü problem var. Bunlardan bir tanesi obstrüktif solunum bozukluğu dediğimiz astım, KOAH gibi hastalıklar veya amfizem gibi hastalıklar. Ayrıca bronşektazi de buna girebiliyor. Bu tip hastalıklarda bu enjektörde gördüğümüz hava alma olan yeri daralıyor. Yani biz ne kadar zorlanırsak zorlanalım bu daraldıkça daha zor hava alıp vermeye neden oluyor. Bir de restriktif dediğimiz hastalıklar var. Bu restriktif hastalıklar da akciğerimiz bir lastik gibi bir şeydir. Yani bildiğimiz don lastiği gibidir. Esner, daralır, esner daralır. Elastik bir dokudur. Buna kompliyans diyoruz. Akciğerin kompliyansı diyoruz. Bu esnek olan akciğerin sertleşmesiyle birlikte akciğerin yapacağı körük azalacağı için daha az nefes alır hale geliriz. Şimdi şunu belirtmekte yarar görüyorum. Kısaca akciğerlere nefes böyle giriyor, çıkıyor. Bir solunum yolları daralıyor. Gerektiği kadar nefes giremiyor. Obstrüktif hastalıklarda KOAH ve astım gibi. Bir de restriktif hastalık dediğimiz akciğerin körük faaliyeti azalıyor. Şimdi biz ilaçlarla hafif ve orta derece astımı çok iyi tedavi ediyoruz. Onlarda solunum egzersizine o kadar büyük gerek yok. Çünkü uygun tedavi edilen hastanın normal eğer sporunda yapıyorsa
ki astımda önerdiğimiz sporların en önemlisi yüzme, postacı yürüyüşü, yüzme ama denizde yüzme. Havuzda yüzdüğümüz zaman klor gazı solunum yollarımızı astımlarda yakabiliyor. Ayrıca esneme sporları çok iyi geliyor astımlara. Bu esneme sporları nedir? Jimnastik ve baleyi sayabiliriz. Ayrıca masa tenisi ve normal tenisi de solunum hastalıklarında öneriyoruz. Şimdi ben bugün aletli solunum egzersizlerinden bahsedeceğim. Ama çok ayrıntılı bir konu. 1990'lı yıllardan beri kendi hastalarıma uyguladığım iki tane alet var. Bunlardan bir tanesi flutter. Bakın şu gördüğümüz flutter'dır. Bu flutter gördüğünüz pipoya benziyor. Nasıl kullanıldığını daha sonraki günlerde, daha sonraki programlarda ayrı ayrı anlatacağım. Tek bir programda anlatmaya kalkarsam birçok ayrıntı güme gidebilir. Flutter bilhassa guahta, koyu balgamda olan hastalarda kullanıyoruz. Ama aslında da mesela Aspergillus alerjisinde çok yoğun, çamur gibi, tıpa gibi balgam olur. Onlarda bunu öneriyorum. Yani bu solunum, aletli solunum egzersizleri de öneriyoruz? Hastanın durumuna göre öneriyoruz. Yani her hastaya şu aleti al da git solunum egzersizi yap dediğimiz zaman her hastaya aynı ilacı önermeye benziyor. Şimdi benim 90'lı yıllardan beri kullandığım en önemli solunum cihazlardan biri Bolidin 5000. Bu kuahta, amfizemde, interstisyel fibroziste son derece işe yarayan bir alet. Fakat bu aletle ilgili ayrı bir program çekip ayrıntılı nasıl kullanılıyor, günde kaç kere yapmak lazım, yapmanın evvel neler lazım ondan bahsedeceğim. Bunun çok daha basiti olan Volidin 5000 son derece değerli kuahta amfizemde ama buna ulaşamayan bazı hastalarımız için de daha basit olan Triflo dediğimiz bir alet var, 3 toplu. Bu da kullanılabilir. Fakat en fazla kuahta ve amfizemde, hatta interstisyel fibrozislerde, akciğer katılaşması olan hastalarda biz en sıklıkla bu Volidin 5000'i öneriyoruz. Çünkü durumumuz konusunda ölçmek mümkün olduğu için. Ve flutter dediğimiz, ayrı program yapacağım flutter'la ilgili. Fakat son 2 yıldır biliyorsunuz başımıza Covid salgını geldi. Şimdi bol miktarda bana Covid salgınından sonra akciğerinde hasar kalmış hastalar geliyor. Şimdi bunlarda tedavi konusu eskiden işte virütik enfeksiyonlar, influenza geçirenlere uyguladığımızın aynısını bunlara da uyguluyoruz. Eğer oksijeni istirahatte normalse, eforda düşüyorsa akciğerde interstisyel tutulum olduğunu düşünüyoruz. Bunların hem belirli bir ilaç tedavisi uyguluyoruz hem de yeni çıkan bir alet var ki ben çok memnunum bu aletten. Bunun adı Trisi Holt dediğimiz bir alet. Burada ölçümleri ne yapıyoruz? Kaydediyoruz. Üzerinde kayıtlı numaralar var. Ve gitgide bunu arttırarak iyiye veya kötüye gittiğimizi görebiliyoruz. Böyle döndürdükçe bunun direnci artıyor. Şimdi ben bunlar için ayrı bir program yapacağım. Nedir o program? Bir Trisiholt için, bir Volidin için, bir de Flutter için. 3 tane önemli aletimiz solunum için. Onu yapacağım. Bir de bronşektazide postural drenajda kullandığım bir alet var benim. Bu normal bir solunum aleti değil ama titretim yapan bir alet. Bakın musküler ganglia geçiyor bu. Bakın şöyle titretiyor. Bunu göğüs duvarına hastaya belirli pozisyonlar vererek uyguladığımız zaman hem göğüs duvarındaki kasları kuvvetlendiriyor hem de solunum yollarındaki birikmiş balgamın rahat atılmasını sağlıyor. Şimdi fazla uzatmak istemiyorum. Epey uzadı, 10 dakikaya yaklaştı video. Bundan sonraki aletli solunum egzersizleri videosunda Volidin'den bahsedeceğim. Volidin şunun için önemli. Hem akciğerimizin esnekliğini artırıyor hem de
solunum kaslarımızı kuvvetlendiriyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız.